Selam sevgili dostlar. Bugün elimizde Evolu, lacivert renkli süet, Lotus marka, mokasen tarzında bir ayakkabımız var. Loafer'a da benziyor hafif ama yapı itibariyle süet ve temizliğini yaptık biz bunu. Topuklarında Evolu tabanda, önleri de aynı şekilde Evolu, topukları da Evolu ve hafif bir aşınma, hafif değil artık, bariz bir şekilde şöyle görüldüğü üzere bir şekil kaybı oluşmuş. Biz ona topuk kaplaması yapacağız. Hazırladım daha öncesinden. TPU alışımlı, köseleri TPU alışımlı kahverengi, renge uygun bir malzeme kaplayacağım. Güzel bir kapak. Asot yüksek bir duruş sergileyecek ayakkabıda. Topuğumuzu zımpara makinesinde bir incelttik. O yamuk bölgeyi aşağı yukarı 6 milim falandı. Bu da tam topuk kapağımıza kalınlığına tekamül ediyordu. Aynı paralellikte burayı da incelttik. Yani burası 8 milimse şu yükseklik aşağı yukarı 6 milim. Öne doğru inen bir hafif bir açı var. O açıyı paralel şu düzlemde metaterse paralel gelecek şekilde güzel bir şekilde koruduk. Ayakkabımızın güzel bir yapısı var. Hafif olsun diye Evolu malzemeyle çalışmışlar. Köseleli şeritler geçilmiş. Oldukça rahat bir ayakkabı. Spor bir ayakkabı. Dikişleri de bizde harama kanalı dediğimiz bir kanal açılır. Ama bunda harama kanalı değil. Bu bir kademe altında hafif bir pah geçilmiş böyle. Ve sonra dikiş yapılmış. Bu arada tabi 6 milimlik köşelerdeki eski halindeki erimeden ve buradaki tırtırların da gitmesi bayağı bir kullanılmış. Ayakkabımız bize İspanya'dan geldi. Sevgili dostumuz her sene geldiğinde bütün ayakkabılarının bakımını bize yaptırır, sağ olsun, eksik olmasın. Ama uyarmayı unuttum onu. Yani buradaki o kaydırmaz tırtırları gitmiş. Bence güzel bir ayakkabı. Bakımı olduktan süre daha kullanılabilir. Şuradan itibaren bir kauçuk bazlı bir kaplama yapılırsa müthiş olur. Ben teklifimi yapayım da kendisi bilir. Tabii biz bu halini değil de bitmiş halini görebiliyoruz. Bitmiş halini düşünerek söyledim bunları. Temiz iki yüzeye kapak ve temizlenmiş topuk Evolu topuğa ikişer kat ile sürdük. İstenilen bekleme süreleri gerçekleşti ve ardından presledik. Bir istenilen bekleme süresi daha var. 24 saat daha bekleyelim. Yarın bunu frezeleyelim. Çünkü ısınma ve sürtünme ile ilaç açabilir. Açmasın. Güzel bir iş çıksın. Frezeleme için bekleme süremizi tamamladık. Bu süre zarfında astar niteliğinde olacak olan lacivert süet boyamızı da attık. Kurudu. Bu alt deminde ifade ettiğim gibi zemini oluşturuyor. Daha spreyle de boyalar atılacak, devam edecek. Ta ki ilk günkü haline gelinceye dek. Evet, frezede yaptık tesviyemizi. Ama el işçiliği bu tür işleri en iyi gösteren sonlamada önemlidir. Bir zımparayla ince kademelerini alıyoruz. Hatları temizledikten sonra boyamıza geçeceğiz artık. Şöyle bir şey oluyor. Kusların ikinci kat boyasını da attık. Hafif bir tarıyoruz. Süet işi biraz zor, meşakkatli. Bunu hep söylerim. Çok uğraş ister. Öyle he deyince boyayı sürdüm. Aa pırıl pırıl oldu falan. Yok. Uğraşı boldur. Aynen. Şimdi de canlandırıcısını atıyoruz.
bitti. Tabanlar böyle, kenarlar böyle. Ayakkabımız hazır. Güle güle kullansın kullanıcımız. Dedim ama antibakteriyel deodorantımızı unutmuştuk. Onu da sıktıktan sonra şimdi tamamen bitti. Paketleyebiliriz. Bu paketlerin içinde birer ikişer delikler var. Bunlar bize bazen yeterli gelmiyor. Onun için şöyle uçlarını kesersek, ayakkabının dört ucunu da kestik, ayakkabımız hava almış olacak. Böylelikle. Evet, Bay Tamir'den sevgilerle.